Which of the following questions has no answer according to the chart above? Yukarıdaki çizelgeye göre seçeneklerden hangisinin cevabı yoktur diye sorulmuş. Hemen seçeneklerimizdeki soruları okuyup cevaplarını bulalım. Who designed and invented the world's first practical automobile? Kim dünyanın ilk otomobilini tasarlayıp icat etmiştir demiş. In 1885, Carl Benz designed and built the world's first practical automobile to be powered by an engine. Motorla güçlendirilen bu arabayı Carl Benz 1885'te tasarlamış. Dolayısıyla A şıkkını eleyebiliriz. B şıkkına bakalım. Who helped Paul Nikow to use a rotating metal disc technology in TV technology? Dönen metal disk teknolojisini televizyonda kullanmak için Paul Nikow'a kim yardım etmiştir diye sorulmuş. Hemen bakalım. Buradaki bilgimizde in 1884 Paul Nikow sent images over wires using rotating metal disk technology. Bu cümleden herhangi birisinin yardım ettiğini anlayamıyoruz. Dolayısıyla B şıkkında kimin yardım ettiğini söyleyemeyeceğiz. Cevabımızı bulamayacağız. Hemen diğer şıkkımıza bakalım. Did Humphrey invent electric bulb before the invention of the telephone? Humphrey elektrikle çalışan ampulü icat etmeden önce mi telefon icat edildi dedi. Hemen bakıyoruz. Ampulü 1809'da icat etmişler. Devam edelim. Telefon ise in 1875'te Alexander Graham Bell icat etmiş. Dolayısıyla bu soruya evet veya hayır diyerek cevap verebiliriz. Bizim hayır diyerek cevap vermemiz çok daha uygun olacaktır. Bu nedenle C şıkkını da eledik. When did Zeus build the first freely programmable computer? Zeus programlanabilir bilgisayarı ilk ne zaman yapmıştır diye sorulmuş. Hemen bakalım. In 1936, Konrad Zuse built the first freely programmable computer demiş. Yani 1936'da cevabını verebiliyoruz. Dolayısıyla D şıkkını da eleyebiliriz. Çünkü cevabını buluyoruz. Fakat B şıkkında Paul Nikow'a kimin yardım ettiğini bulamıyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği. Whose explanation is not correct? Kimin açıklaması doğru değildir diye sorulmuş. Hemen bakalım. Mira'dan başlayalım. Astronauts fix problems in our houses. Astronotlar evimizdeki sorunları düzeltir demiş. Ve tamamıyla yanlış bir açıklama yapmış. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Which of the following is false according to the chart above? Yukarıdaki çizelgeye göre seçeneklerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Ben seçeneklerimizi okuyalım ve tabloyla yorumlayalım. He is keen on seeing fossils and statues. O heykelleri ve fosilleri görmeye meraklıymış. Bunu da visiting science museums kısmında görebiliriz. Meraklı olduğunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla bizim için A şıkkındaki cümle doğru olacaktır. He is interested in reading some articles about science. Bilim hakkında makale okumayla ilgilenirmiş. Hemen bakalım. Reading science magazines. Bilim dergileri okumak kısmında tik atıldığını görüyorum. Dolayısıyla B şıkkı da doğru olacaktır. He loves conducting experiments in the lab. Laboratuvarda iletkenlerle
deney yapmaya bayılır demiş. Hemen bakalım. Konusu önemli olmamakla beraber doing experiments in labs. Laboratuvarda deneyler yapmak yine yanında tik görmekteyim. Dolayısıyla C şıkkı da doğru olacak. He produce new machines to make his life easier. O hayatını kolaylaştırmak için yeni makinalar üretir demiş. Hemen bakalım. Üçüncü satırda bunu görmekteyim. Creating devices to make daily life easier. Günlük hayatını daha da kolaylaştırmak için yeni aletler yaratır demiş. Fakat bunun yanında bir çarpı görmekteyim. Bunu yapmadığını anlayabiliyoruz. Dolayısıyla bizim için doğru cevap D seçeneğindeki cümle olacaktır. Çünkü tablodan bunu çıkartamıyoruz. Who will Elif meet with? Elif kiminle buluşacak diye sorulmuş. Hemen bakalım. What are you doing now? Şu an ne yapıyorsunuz? I am taking notes of the experiment results. Deneyin sonuçlarını not ediyorum demiş Sandra. I am viewing some soil samples under the microscope. Mikroskop altında bazı basit canlılara bakıyorum, onları inceliyorum demiş Mike. I am looking into the sky through telescope. Ben gökyüzünü bir teleskopla inceliyorum demiş Nicole. Anna ise I am doing research on the internet for my science project. Ben bilim projem için internette araştırma yapıyorum demiş Anna. Hemen yukarıdaki bilgimize bakalım. Bu bilgilendirmede arayan arkadaşının she is interested in space too. Onun da uzayla ilgilendiğini söylemiş. Dolayısıyla uzayla gökle ilgilenen arkadaşıyla konuşmuş olabilir. Nicole bu nedenle bize en yakın gelen kişi olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneği. Which of the following is out according to the text? Metne göre seçeneklerden hangisi garip kaçar demiş. Hemen bakalım. Marie Curie was born on November 7, 1867 in Warsaw, Poland. She grew up in a wealthy family and in 1891 she moved to Paris to study mathematics, chemistry and physics at the Sorbonne. She met Pierre Curie, professor in the School of Physics in 1894 and in the following year they were married. Pierre's father was interested in chemistry and physics. Burada 4 adet cümlemiz var. İlk 3 cümlemiz Marie Curie'nin kendi kişisel hayatıyla ilgili. Üçüncü cümlemizde kimle evlendiği. İkinci cümlemizde ne üzerine ve nerede çalıştığı. Birinci cümlesinde ise nerede doğduğunu ve hangi zamanda doğduğunu görmekteyiz. Fakat dördüncü cümlede Pierre'in babasından bahsedilmekte. Onun kimya ve fizikle ilgilendiğini söylemekte. Dolayısıyla bizim için garip olan şık D şıkkı olacaktır. Which of the following is not mentioned above? Seçeneklerin hangisinden yukarıda bahsedilmemiştir diye sormakta. Yukarıda öğretmenimiz öğrencileri sizin için en önemli bilimsel gelişme nedir demiş. Herkes fikrini açıklamış. Bakalım hangilerinden bahsedilmiş. Bob, to me, bana göre. It is the ultrasonic image of an unborn child. Bence demiş doğmamış bir çocuğun ultrasonik resmini görmesi demiş. Dolayısıyla C şıkkına eleyebiliriz. Burada bir ultrason fotoğrafı var. Devam edelim Roy'la. I think compass changed the world the most. Bence pusula dünyamızı en çok değiştirendir demiş. Dolayısıyla B şıkkını da eledik.
I think the discovery of water on Mars is the most important one. Bence en önemlisi Mars'ta su keşfedilmesiydi demiş, fakat hiçbir yerde bunu göremiyorum iki şıkkımız kalmasına rağmen. Dolayısıyla Lizzie, bu sorudan çıkartabiliriz. Betty, I think the invention of Tyree is the most important scientific achievement. Bence en önemli bilimsel başarı tekerleğin icadı demiş. Dolayısıyla A şıkkını da eledik. Fakat buradaki yazıcıları bahsedildiğini göremiyorum. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. What can be the best title for the text above? Yukarıdaki metnin başlığı en iyi hangisi olabilir diye sorulmuş. Hemen paragrafımızı okuyalım. Scientists' achievements of the past century changed the world a lot. For example, the drone is one of the most important inventions in the world. The first drone was a hot air balloon without a human. They used it in 1849 to take photos in Australia. Later, they used planes as drones in the First World War. In 1937, the US Navy Force developed a flying machine without humans. They controlled it with a remote controller. It was Curtiss and 2C2. Nowadays, people use drones for many tasks, such as wedding ceremonies, wars, looking for lost people, animals in rural areas. It is clear that drones will be the power of the nations in the sky in the future. As Atatürk says, the future is in the sky. Atatürk'ün sözüyle de bu paragrafı bitirmişler. Bu paragrafta bize anlatılmak istenen şey, geçtiğimiz yüzyılda bilim adamlarının dünyayı çokça değiştirdiği üzerine durulmuş ve bunun odağında ise örnek olarak dronları vermiş en önemli icat olarak. Dronlar daha öncesinde insan olmadan bir balonlarmış. 1849'da kullanılmış ve Avustralya'da fotoğraf çekmekmiş bunun amacı. Daha sonrasında ise uçaklar gibi kullanılmaya başlamış. Bu da 1. Dünya Savaşı'na tekabül etmekteymiş. Daha sonra 1937'de Amerikan Deniz Kuvvetleri ile geliştirilmiş. Daha devamında da uzaktan kontrol edilebildiğini söylemiş. Şimdiki günlerde ise insanların çok farklı görevlerle bunu kullandığını görmekteyiz. Savaşlar, düğün seremonileri, bunların çekimlerini yapmak, kayıp insanlara bakmak, onları araştırmak, zor arazilerdeki hayvanları araştırmak gibi özellikleri varmış, kullanım alanları varmış. Dolayısıyla biz tam anlamıyla dronların gelişimini konuşmuşuz ve şimdiki günümüze kadar getirmişiz. Drones in the future. Gelecekte dronlar olmayacaktır. The hot balloon as a drone. Drone olarak balonlar bizim için yine uygun olmayacaktır. Tek bir cümlede bahsettik çünkü. The power of the nations. Ulusların gücü. Yine bizim için uygun olmayacaktır. Fakat the history of drones. Dronların tarihi bizim için uygun ve en iyi başlık olacaktır. Which of the following is not suitable to fill in the chart above? Çizelgedeki boşlukları seçeneklerden hangisi uygun bir şekilde tamamlamaz diye sorulmuş. Burada 4 adet boşluğumuz var. Bunlara neler yazacağımıza bakalım. Name, surname, Albert Einstein. Devam edelim. He lived with his parents and his sister. O, annesi babası ve kız kardeşiyle birlikte yaşadı demiş. Dolayısıyla ailesinden bahsettiğini öngörebiliriz. D şıkkındaki family, aile kısmını eleyebiliriz. He was a mathematician and physicist. O fizikçi ve matematikçiydi demiş.
Dolayısıyla burada onun yaptığı işlerden bahsetmekte. Dolayısıyla occupation meslek grubunu silebiliriz. Bununla ilgili de bilgi verilmiş olacak. İki boşluğumuzu tamamladık. He discovered the theory of relativity. O görecelik kavramını keşfetti demiş. Bununla ilgili herhangi bir kelimemiz yok şıklarımızda. İki şıkkımız kaldı. Achievements, başarılar, education, eğitimi. Bunun ikisiyle de ilgili olmadığını görebiliyoruz. O yüzden bunu incelemeyebiliriz. He won Nobel Prize in Physics in 1921. 1921'de Nobel ödülünü fizikte kazanmış. Dolayısıyla daha yeni konuştuklarımızdan achievement buraya gelecek. Sözcük olacaktır. Başarılar kısmı. Education, eğitim hayatından hiç bahsedilmediğini görmekteyiz. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Which of the following cannot complete the sentence below? Aşağıdaki cümleyi seçeneklerin hangisiyle tamamlayamayız diye sorulmuş. Hemen seçeneklerimize bakalım. Mark can buy a book about space experience. Mark uzay deneyimleriyle ilgili bir kitap satın alabilir demiş. Burada Nicole Stott'ın bir kitabını görmekteyiz. Dolayısıyla bu çıkarımın doğru olduğunu öngörebiliriz. Devam edelim. B şıkkını atlıyorum. Mark will learn about how to travel to space. Mark uzayda nasıl seyahat edilir öğrenecek demiş. Bu program dahilinde. Hemen bakalım. Burada bizim astronotlarımız diye başlayan cümlede space travel yani uzay seyahati hakkında tartıştıkları bir bölüm olacakmış. Dolayısıyla C şıkkı da bizim için doğru bir yargı içermekte. Mark can learn some details about the discussion from the brochure. Broşürdeki tartışma hakkında biraz detay öğrenebilir demiş buraya geldikten sonra. Böyle olacağını buradaki bilgilerden çıkartabiliyoruz. D şıkkını da eledik. B şıkkına gelelim. B şıkkında Mark will celebrate his wedding anniversary in NASA Hall 2X demiş. Burada bizim için önemli olan wedding kelimesi. Çünkü bunun dışındaki aynı cümleyi yukarıda görmekteyiz. Tek farkımız bu wedding. Düğün burada kullanılmayan bir kelime ve anlamsız gelecektir. Dolayısıyla bizim için tamamlayamayacağımız cümlede B seçeneğinde mevcut olacaktır. Which option is correct according to the information above? Yukarıdaki bilgiye göre seçeneklerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Isaac conducted some research on animal illnesses and cures. Isaac, hayvan hastalıkları ve tedavileri konusunda bazı araştırmaları yürütmüştür demiş. Fakat Isaac'in neler yaptığına baktığımızda ise bunları görememekteyiz. O, Newton discovered gravity. Yer çekimini keşfetmiş. Dolayısıyla A şıkkını eleyelim. Galileo invented new formulas in geometry and mathematics. Galileo, geometri ve matematikte yeni formüller bulmuştur demiş. Hemen bakalım. Bunların matematik ve geometride değil, geography, kinesthetics and material strength. Madde özellikleri, coğrafya ve kinetik enerji hakkına daha çok ilgilenmiş, odaklanmış. Dolayısıyla B şıkkında eleyelim. Mary did a lot of research on how to build roads and streets. Mary araştırmaların çoğunu nasıl yollar ve sokaklar yapılır konusunda yoğunlaştırmış. Bakalım. She was a physicist and chemist. O kimyacı ve fizikçiymiş. Dolayısıyla bunu yaptığını öngöremeyiz. C şıkkını deledik. Every scientist has worked to discover new things. Her bilim adamı yeni şeyler keşfetmek için çalıştı demiş.
hepsinde de görmekteyiz. Radyasyonu bulan, ayın dört evresini bulan, aynı zamanda yer çekimini bulan bilim adamları karşımızda. Dolayısıyla D şıkkı doğru cevabımız olacak.